pekala, dinleyin bakayım acemiler. Ben sizin burada olumlu bak kalça biçimlendirme kampındaki eğitim çavuşunuzum. Neden burada olduğunuzu biliyorsunuz. Evet komutanım. Güzel popoların modası asla geçmez. En sevdiğimiz yıldızların birçoğunun kalçalarını biçimli ve sıkı tutmak için gizli egzersiz programları vardır. Ama artık sırları ifşa oldu. İster Jennifer Lopez olsun, ister Halle Berry. O çok güvendikleri popo kaldırıcı egzersizlerin ne olduğunu biliyoruz ve onların sırlarını sizinle paylaşacağım. O halde başlayalım. Yoksa yere yatıp 20 şınav çekersiniz. Emredersiniz komutanım. 1. Bantla bacak kaldırma. Hiç Kourtney Kardashian'ın kalçasına bakıp onu bu kadar biçimli tutmak için ne yaptığını merak ettiniz mi? Cevabı bizde. Güvendiği tek egzersiz bantla bacak kaldırma hareketidir. Bu egzersiz evinizin rahatlığında yapılabilir ve gereken tek şey bir direnç bandıdır. Ayaklarınız basen genişliğinde açık ve direnç bandını düğüm yapıp baldırlarınızın etrafına sararak ayakta dik durun. Sağ bacağınızı düz tutarken yana doğru kaldırın. Sonra başlangıç pozisyonuna geri getirin. Aynı hareketi sol bacağınızla da yapın. Sağ bacakla hareketi bir kez yaptıktan sonra sol bacakla da bir kez yapmak bir tekrar sayılıyor. 20 tekrar yapın. Egzersizi yan yatarak da yapabilirsiniz. Bant baldırlarınızın etrafındayken sol yanınıza düz yatın. Sağ bacağınızı yukarı aşağı hareket ettirin. 20 kez tekrarlayıp diğer tarafa geçin. 2. Arabesk bacak kaldırma ve denge. Size bu egzersizin Jennifer Lopez'in tercih ettiği hareket olduğunu söylersek ne kadar etkili olduğunu anlatmamıza gerek kalmaz. Ancak kolay olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Jennifer Lopez'inki gibi mükemmel kalçalara sahip olmanın kolay olduğunu kim düşünür ki? O halde hadi başlayalım. Elleriniz omuzlarınızın tam altında, yere dayalı bir şekilde ve dizleriniz basenlerinizin altında dört ayak üstünde durun. Sol bacağınızı arkanıza ve baş seviyenizin üzerine doğru uzatın. Sonra sol kolunuzu yukarıya uzatın. Artık vücudunuzu sağ eliniz ve sağ bacağınızla dengeliyorsunuz. Bir acemi olarak size çok zor geldiyse dengenizi daha iyi sağlamak için ters kolunuzu kaldırabilirsiniz. Egzersizin zor kısmı daha gelmedi. Şimdi dengeli bir pozisyondayken yerdeki ayağınızı yukarıya tekme atar gibi kaldırıp dizinizin üstünde kalın. Sağ bacağınız ve kolunuzla bunu tekrarlayın. Bu egzersizi rahat bir şekilde yapmaya başladığınızda bileklerinize ağırlık takarak rahatınızı bozabilirsiniz. Düşmemeye dikkat edin. Emredersiniz komutanım. 3. Plank tekmesi hareketi. 46 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, kırmızı halıda boy göstermediği zamanlarda formda kalmak için sıkı çalışıyor. O nedenle 2013'te People dergisi tarafından en güzel kadın seçilmesi boşuna değil. Formda olmak ve kalçasının havasını korumak için plank tekmesi hareketini yapmayı tercih ediyor. O halde yoga matlarınızı açın ve başlayalım. Dört ayak üstünde başlayın ve bacaklarınızı geriye doğru uzatarak plank pozisyonuna girin. Sağ bacağınızı sanki tekme atıyormuş gibi yerden kaldırın. Kaldırdığınız ayağınızın tabanı yukarıya bakmalı. Şimdi bacağınızı indirin ve aynı hareketi sol bacağınızı kullanarak yapın. Bu egzersizi 30-40 kere bacaklarınızı değiştirerek tekrarlayın. Bu egzersiz ellerinizin üzerinde durmak yerine ön kollarınızın üzerine yüklenerek de yapılabilir. Anlaşıldı mı çaylaklar? Anlaşıldı komutanım. 4. Adım atarak diz kaldırma. Sofia Vergara öyle muhteşem ve formda bir vücuda sahip ki yaptığı her egzersiz sorgulamadan uygulanmalı. Böyle egzersizlerden biri de adım atarak diz kaldırma hareketidir. Onun gibi meşgul bir yıldız olduğunuzda spor salonuna düzenli gidememeniz çok doğal. Evet, doğru tahmin ettiniz. Sofia Vergara'nınki gibi bir popoya evinizin rahatlığında da kavuşabilirsiniz. Bu egzersizi yapmak için uygun yükseklikte bir kutuya ya da banka ihtiyacınız var. Eğer yoksa merdiven bile işinizi görür. Ayaklarınız bitişikken kutunun önünde dimdik durun. Sol ayağınızı kutunun üzerine koyun ve aşağı bastırarak sağ bacağınızı çekin. Sağ ayağınızı sadece kutunun seviyesine getirmeyin. Daha yukarıya çekin. Yani bacağınızı kırarak sağ dizinizi olabildiğince yukarıya kaldırın. Hareketi tersine çevirerek bacağınızı aşağı indirin ve sonra diğer bacakla aynı hareketi tekrar edin. İki bacakla da yaklaşık 20 kez tekrarlayın. 5. Temel hamle hareketi. Hamle hareketi dedim acemi, beni duymadın mı? Anlaşıldı komutanım. Kim Kardashian'ın mükemmel vücudu kolay elde edilmiyor. Çok zaman harcamak ve zor egzersizlerde ter dökmek gerekiyor. Vücudunun şeklini korumak için kızak çekme ve bacak pres gibi bir sürü egzersiz yaptığı iyi biliniyor.
formunu korumak için ağırlık bile kaldırıyor. Ancak o güzel yuvarlak kalçaları elde etmek için yaptığı egzersiz muhtemelen en kolayı ve hepimiz bunu evde yapabiliriz. Bu hareket temel hamle hareketidir. Ayakta dik durarak başlayın. Kalçalarınızı dizleriniz 90 derece açıyla bükülene kadar alçaltarak sol bacağınızla öne doğru adım atın. Sağ dizinizin bileğinizin tam üstünde olmasına ve sol dizinizin yere değmemesine dikkat edin. Kolay değil mi? 20 tekrar yapın acemiler ve sonra devam edebilirsiniz. 6. Surf Squat'ı hareketi. Pop ikonu Beyoncé'nin kalçaları çok meşhurdur. Öyle ki çekici kalçalar denilince akla onun adı gelir. Hatta İngilizceye onun güzel kalçalarını tanımlayacak yeni bir kelime bile girdi. Bootylicious. Ve 2006'da Oxford sözlüğüne bile eklendi. Peki uğruna bir kelime yaratılan bir popo elde etmeyi nasıl başardı? Cevabı basit bir egzersizle. Konu Beyoncé olunca surf squat'ı hareketi kalçayı biçimlendirmek için en önemli egzersizdir. O halde Bootylicious şarkısını çalın da devam edelim. Bir surf tahtası üzerinde olduğunuzu hayal edin. Ayaklarınız basen genişliğinden daha açık duracak ve kollarınız omuz hizasında yanlara açılmış olacak. Dizlerinizi ayak parmaklarınızın gerisinde tutarak çömelin. Surf yaparken böyle durursunuz, değil mi? Öyle değil mi acemiler? Evet komutanım. Şimdi sıçrayın ve dönüp ters tarafa inin. Bir dakika kadar bunu yapmaya devam edin. Fazla kolay göründüyse ve kendinize meydan okumak isterseniz güzel. Farklı bir türünü deneyebilirsiniz. Sıçrarken mümkün olduğu kadar yükseğe sıçrayın ve bu sırada dizlerinizi de bükün. Fakat unutmayın ki bu egzersizin anahtar noktası dengedir. Dengenizi kaybederseniz kendinizi tuzlu deniz suyunun içinde bulursunuz. Her neyse. 7. Katlanan kalçalar. Güzel Vanessa Hudgens'ın antrenörü Lauren Wiseman'a göre o bu egzersizin diz ardı kirişlerini biçimlendireceğinden ve kalçalarını kaldıracağından emin. Pekala, hadi başlayalım. Ayaklarınız bitişik bir şekilde ayakta dik durun. Şimdi kollarınızı öne uzatırken vücudunuzun üst kısmını 90 derece açıyla bükün. Dengenizi kaybetmeden yavaşça sağ bacağınızı basen hizasına kaldırın. Bacağınız yere paralel durumda olmalı. Sonra bacağınızı aşağıya indirip 10 tekrar yapın. Şimdi aynı hareketi sol bacağınızla da tekrarlayın. 8. Ters çapraz hamle hareketi. 46 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği Heidi Klum güzelliğin somut bir örneğidir. Yaptığı birçok egzersizin arasında kalçalarını yuvarlak ve sıkı hale getiren en büyük sırrı ortaya çıktı. Fitness antrenörüne göre bu hareket ters çapraz hamle hareketidir. Bununla birlikte bu egzersize biraz ağırlık gerekir. Endişelenmeyin, bir spor salonuna yazılmanız gerekmiyor. İhtiyacınız olan tek şey bir sağlık topu veya dumbbell. Burada bir sürü dumbbell'ımız var. Öyle değil mi acemiler? Evet komutanım. Başlamak için ayaklarınız omuz genişliğinde açık, ayakta dik durmanız ve ağırlığı ellerinizle tutmanız gerekiyor. Bu başlangıç pozisyonudur. Şimdi sağ bacağınızla gövdenizin arkasından hamle yapıp sol bacağınızın yanına doğru geriye bir adım atın. Bir saniye bu pozisyonda kalın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bunu aynı bacakla 20 kez tekrar edin ve sonra sol bacağa geçip 20 kez daha yapın. Bu arada elinizdeki ağırlıklarla ne yapıyorsunuz? Ağırlığınız dumbbellsa her iki elinize birer tane alıp ellerinizi yanlarda tutun. Eğer bir sağlık topuysa iki elinizle tutup egzersizi yaparken başınızın üzerine kaldırın. 9. Mum duruşu. Kedi Kadın filminin hayranı olabilirsiniz ama Halle Berry, X-Men'deki Storm karakteriyle bunu bile geçti. Açık konuşmak gerekirse o benim en sevdiğim oyuncular arasında ve onun en sevdiği egzersiz kalçaları şekillendirmede aşırı derecede etkili. Öyle etkili ki aslında bundan kendi Instagram hesabında bile bahsetti. Bahsedecek tabii. Stresin ve depresyonun azalmasına yardımcı olur, sindirimin iyileşmesini sağlar, omuzları ve boynu açar, bacaklarınızı, kollarınızı ve karın kaslarınızı güçlendirir. O zaman onun onayladığı egzersiz nasıl yapılıyormuş görelim. Bacaklarınızı uzatıp kollarınızı yanlara koyarak yere sırt üstü uzanın. Dizlerinizi kırarak ayaklarınızı yere düz basın. Şimdi gövdenizi yuvarlayıp dizlerinizi göğsünüze getirmeye çalışın. Kalçalarınızı kaldırın ki gövdeniz yere dik pozisyonda olsun. Dirseklerinizi kırıp ellerinizi destekler gibi belinize dayayın. Yere dik olana kadar uyluklarınızı kaldırın. 10 saniye bu pozisyonda kalın ve sonra bacaklarınızı indirip kollarınızı yine yanlarda uzatın.
Bunu yapmanın çok zor olduğunu söyleyebilirsiniz. Bana güvenin, hiç de zor değil. Biraz zaman ve çalışmayla kusursuz bir şekilde yapmaya başlarsınız. Ne de olsa siz olumlu bak kalça biçimlendirme kampının neferlerisiniz. Evet komutanım. Rahat. Uf, bu da kimdi? Her neyse, ünlülerin başka egzersiz sırlarını biliyor musunuz? Ya da belki kendi egzersizleriniz vardır. Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen pes etmeyin. İzleyebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz daha var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip tıklayarak keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.